Yaprak Hanımcığım, öncelikle bugün burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluluk duyduğumuzu tüm Elika ekibi adına ifade etmek isteriz. Ben de bir anne olarak en çok merak ettiğim süreçleri sizinle burada paylaşıp belki geçmiş deneyimlerimden bir çıkarımda bulunacağım. O yüzden birkaç soru sormak istiyorum. Tabii ki. İsterseniz öncelikle sizi tanıyalım ve daha sonrasında hamilelik süreciniz hakkında bilgiler edinelim. Tabii ki. Ben Yaprak Uzundemir, 27 yaşındayım. 30 haftalık hamileyim. Şu an kendi işimi yapıyorum. Evden yürütüyorum işlerimi pandemi dolayısıyla. Onun haricinde merak ettiğiniz bir şey varsa... Tabii merak ettiğim şeyler var. Aslında tüm anneler için en çok merak ettiğim kısmı ilk bebeğiniz olacağını öğrendiğinizde ne hissettiniz? Siz, eşiniz, eşinizin ailesi, sizin aileniz, çevreniz. Bu hisleriniz nelerdi? Bizimle paylaşabilir misiniz? Beklenmedik bir hamilelik değildi. Planlı bir hamilelikti. O yüzden hazırdık. Yani bekliyorduk zaten uzun zamandır. İlk duyduğumda tabii ki de çok heyecanlandım. Gözlerime inanamadım. Ailemle paylaştım hemen. Tabii gözyaşları, çığlıklar. Onlar çok benden çok daha fazla sevindiler. Öyle çok mutluydum. Çok güzel bir haber. Çok güzel bir deneyimdi benim için tabii ki de. Çok güzel. Biz de sizler adına çok mutluyuz. Peki kaç haftalık gebeyiz ve bu süreç nasıl geçiyor sizin için şu anda? Ben 29'un sonlarındayım. 30 haftaya girmek üzereyim. Yaklaşık muhtemelen bir 8-9 haftam kaldı. Bütün süreç benim için çok güzel geçti. Çok şanslıydım, çok rahat geçirdim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki de çok eşsiz bir deneyimdi. Ne Şimdi güzel. Sabırsızlıkla bekliyorum doğumun gelmesini. Peki bebeğimizin cinsiyeti nedir? Bebeğimin cinsiyeti erkek. İsmini ne düşünüyorsunuz? İsmi kararsızım aslında biraz. Çünkü çok önemli bir karar benim için. Bu... Muhtemelen Miraz olacak. Aa, çok ismi. Güzel. Bunun için biz de Elika'da düzenli bir şekilde isim ve anlamlarını biliyorsunuz paylaşıyoruz. Evet. Oradan da yardım alabileceğinizi düşünüyorum. Evet, ona da ne mutlu size. Peki bu hamilelik sürecinde mutlaka bütün gebelerimizin ya da hamilelik düşünen anne adaylarımızın ya da hamilelik sonrasında doğum yapan annelerimizin mutlaka hayatında bir şeyler değişti bu süreçte. Sizin hayatınızda en çok değişen ya da size dokunan, içselleştirdiğiniz nasıl bir sürecin içerisindesiniz? Aslında bende çok sürekli hani hamileyim düşüncesi yok. İster istemez yeme içmeye tabii ki bir ket vuruyorsunuz, dikkat etmeye başlıyorsunuz. Evet, evet. İşte oturup kalkmanıza zamanla dikkat evet. etmeye başlıyorsunuz. Hareketlerinize ya onun haricinde çok fazla bir kısıtlama gelmedi açıkçası. Anladım. Peki en zor, en kolay yanları nelerdir diye sorarsak? Çünkü herkesin süreci kendine özel biliyorsunuz. En zor yanı benim için kadınların uyguladığı psikolojik şiddet oldu açıkçası. Sürekli işte ben böyleydim, ben çok iyiydim hamileyken, ben bu işleri yapıyordum, işte atıyorum ben halı yıkıyordum. Hani sürekli bir karşılaştırma evet. durumu var. Bu ister istemez insanı yoruyor. Hani eksiklenmeye başlıyorsunuz, evet. bende mi bir sorun var, ben mi yapamıyorum acaba? Benim en çok zorlandığım şey bu oldu. Hani fiziksel değil tamamen psikolojik oldu. Onun haricinde... Çok güzeldi, rahat geçiyor. Yani güzel bir deneyim şu an Peki, benim çok için. Çok güzel. Yani bir önceki sohbetimizde sizinle paylaşmıştık. Bizim hamilelik uygulamamız içerisinde de bir soru cevap ve sohbet kısmı var. Evet. Oradan faydalandığınız, sizi iyi hissettiren deneyimleriniz oldu mu peki? Ya benim en büyük kurtarıcım o zaten. Hani Hı-hı. sürekli bir şeyler değişiyor vücudunuzda. Hem psikolojik hem fizyolojik. Çok küçük bir şey olsa da bunun sebebini merak ediyorsunuz. Çünkü düşünmeniz gereken bir bebek var. Hani sadece kendiniz olsanız belki öteleyebilirsiniz ama böyle bir durum olmuyor. Hı hı. Sürekli oradayım zaten. Mutlaka benimle hani küçük de olsa o sıkıntı yaşayan birilerine denk geliyorum. Çok güzel. Okuyorum. Sürekli doktora da bir şeyler yazıp onu darlamak hı hı. da istemiyorum. Hı hı. Direkt Elika'ya giriyorum o durumda. Ha, bizim için çok mutluluk verecek. Benim Bu da için... emeklerimizin karşılık öyle. Bulduğunu gösteriyor. Benim için çok daha kolay Peki oluyor. Süreci yaşayan bir anne adayı olarak, bir kadın olarak siz bu gebelik planlayan ya da gebelik süreci yaşayan anne adaylarına hani neler tavsiye edersiniz bu ya dönem çok için? Kafaya takmamalarını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ben mesela çok hamileyim düşüncesi olmadı benim için. Çok daha akışına bıraktım. Zaten çok doğal bir süreç. Kendinizi çok stres altına almamanız gerekiyor. Öncesinde de hamile kaldıktan sonrasında da. Yani doğal akışına bırakmanız gerekiyor. Her şeyi zaten hiçbir şeye müdahale edemiyorsunuz. Olacak olan mutlaka oluyor. O yüzden sadece psikolojik olarak rahat olmak benim için. Peki
Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz kendi tarafımızda Elika ekibi olarak çok büyük bir aileyiz. Evet. Ve çoğumuz da kadınlardan, annelerden oluşan bir aileyiz. Size bu süreçte neler kattı Elika ile götürdüğünüz bu yolculuk? Size ne kattı? Ya da gerçekten hissettiniz mi bu süre içinde Elika'nın size olan etkilerini, katkılarını? Mutlaka hissettim. En çok onu hissettim. Zaten pandemi sürecinde çok yalnız bir süreç geçirdik. Ailemize bile yeri geliyor, görüşemiyoruz. Hani özellikle kendimi yalnız hissetmedim. O çok iyi oldu benim için. Siz de yaşadığınızı biliyorsunuz. Zaten hormonlar sürekli değiştiği için hani duygular da sürekli değişiyor. O çok ağırdı pandemi süreci ama Elika gerçekten kendimi hiçbir şekilde yalnız hissetmememe sebep oldu. Aynı zamanda tabii orada doktorlar, psikologlar, işte yoga eğitmenleri, hepsinin öğretilerini bir şekilde aldım. Hayır, benim için çok kolay oldu. İşimi yani çok kolaylaştırdı. Bizim için çok büyük bir mutluluk bunları benim duymak için de tabii. Öyle, inanın. Biz de daha sağlam ve daha büyük bir aile olarak devam edeceğiz. Bunlara umarım çok fazla tutunuyoruz. Peki uygulama içerisinde en sevdiğiniz, demeyeyim, bütün uygulamanın içindeki özellikleri seviyor musunuz? Biz tabii önceki ki sohbetimizde de kendisiyle konuştuk Yaprak Hanım'la. Ama en fazla spesifik olarak kullandığınız özelliğimiz hangisi? Benim forum kesinlikle. Çünkü zaten bir yerden sonra gece uykuları haram oluyor biliyorsunuz. Sürekli gece yatakta 1,5-2 saat boyunca ben o forumu okuyorum. Zaten çok fazla kişi yazdığı için saniyede bir yenileniyor sayfa. O kadar çok kişi yazıyor ki sürekli onları okuyorum. Bu çok böyle insana dair bir şey de olabiliyor. Geçirdiği küçük bir rahatsızlık da olabiliyor. Ya da benim haftalarımda hamilelik yaşayan biri de olabiliyor. Her türlü bana çok iyi geliyor. Yani oturmuşum arkadaşlarımla bir çay içiyorum, muhabbet ediyorum ortamı oluyor. O bana çok iyi geliyor. Biz çok sevindik. Hani gerçekten çok sevindik. Birebir sizin bu süreç içerisinde hafiflemenize, işte pozitif şeyler kattığınız için çok sevindik. Ben de öyle. Peki biz de sizinle bu sohbetimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Ben bütün Elika ailesi adına çok teşekkürlerimi ben sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Ve sağlıkla, mutlulukla bebeğinizi kucağınıza almanızı. Umarım. Ve bizim de devam eden, işte sizlerden gelen güzel geri dönüşler sonucunda devam eden Elika Bebek'te bebeğinizin gelişimiyle ilgili geri dönüş aktarmalarınızı yine size faydalı olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk, çok teşekkür ederiz. Ben de ederiz. Öyle, çok İyi teşekkür ederim. Kendinize. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz, siz de öyle. Sağ olun.